dün daha doğrusu bu gece saat 1 1.30 civarı Türkiye saatiyle Amerika'da kırmızı alarm verildi. Bir gördüm, şok oldum ben. Bir balon, devasa bir balon gökyüzünde semalarında ilerliyor Amerika teyakkuzda. Başkan Biden'dan emir bekliyorlar. O balonu düşürelim mi düşürmeyelim mi? Biden da tabii soruyor ne oldu ki diyor o balon diyor Çin'e ait bir istihbarat balonu yani casus balon. Vurun diyor Biden. Ondan sonra diyor ki Amerikalılar yetkililer askerler yok efendim vurmayalım. Çünkü vurursak eğer o balonu o balon düştüğü yere büyük zarar verebilir. İnsanlar ölebilir. O açıdan bekleyin dedi Biden o zaman da hala o balon havada. Peki nedir casus balon? Ne işe yarar? Daha da önemlisi o Çin'den kalkıp Amerika'ya nasıl geldi ve bu nasıl hiç fark edilmedi? Enteresan. Çok enteresan detaylar var. Değerli seyirciler şimdi ne oldu? Önce onu bir hatırlatayım. Amerika Birleşik Devletleri semalarında 3 otobüs büyüklüğünde casus balon bulundu. 3 otobüs. İlk kez 1 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin balistik füzeleri depoladığı Montana'daki Manstrom hava üssü üzerinde görüldü. Bakın çok kritik bir yer. Burada balistik füzeler depolanıyor Amerika'nın. Ve Çin de istihbarat yapıyor orada. Casusluk yapıyor. O balistik füzelerin depolarını kaydediyor. Amerikalılar bunu fark ediyorlar. Evet Amerikalılar da Amerikalılar da bunu fark ediyorlar ve balon Çin için gözlem yapan bir istihbarat balonu olduğu tespit ediliyor. Savaş uçağıyla takip ediliyor. Biden'a bilgi veriliyor. Daha sonra da bir şekilde enkazın güvenlik tehdidi nedeniyle balonu düşürülmüyor. Havada duruyor. Ama istihbarat alması engellendi bu arada. Amerika engelledi. Çin doğruladı. Bu balon bizim dedi. Ama bu istihbarat için değil dedi. Kimse inanmadı tabi. Blinken ziyareti iptal etti. Antony Blinken dışişleri bakanı kriz büyüdü çünkü. Şimdi gelelim asıl soruya. Yahu bu söz konusu balon nasıl oldu da böyle upuzun bir yolculuğa çıktı ve Amerika'nın Montana kentine kadar ulaştı. Değerli seyirciler 12 bin kilometre. Balon havalanmış Çin'den Pasifik'in üzerinden 12 bin kilometre gitmiş, 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 gitmiş. Amerika'ya girmiş, Kanada'dan geçmiş, Kanada'dan Amerikan topraklarına girmiş, Montana'ya gelmiş. Kimse fark etmemiş. Hiç kimse. o kadar rahat gelmiş ki koca Amerika yahu yani nasıl göremiyor? Görememiş. Ya da demişler ki herhalde turistik bir balon falan falandır bu diye şüphelenmemişler. demişler. Sonra tabii uyandılar dün gece fark ettiler istihbarat edinmesini engellediler. Yani casusluk yapmasını. Fakat şu an dediğim gibi düşüremiyorlar. Çünkü düşürürlerse o enkaz ciddi zararlara yol açabilir.